الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Guşeyri'nin Risalet-ül Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, nefsin hastalıklarından bahsediyorduk ki onlardan biri de Bâb-ül Haset, haset babı. Haset demek kıskanmak veyahut da çekememezlik yapmak. Allah-u Teala biraz önce hafızların okuduğu en son sureden bir sure önceki Ferah suresinde Estaizu billah ve min şerri hasidin izâ hased, hasetçi kişi çekememezlik, kıskanan kişi haset ettiği zaman Ya Rabbi onun hasedinden de sana sığınırım, sığınırım diye Allah-u Teala bize ne yapıyor? Dua etmemiz. Bu muavazeteyn surelerine yapışmamızı emrediyor. An İbn-i Mes'ud'in enne nebiyye sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Thelâthun hunne aslu kulli khatiyetin fettekûhunne ve hzehûhunne. Üç tane hata var ki bütün hataların aslı menbaı ya, çıkış yer. Üç tane hata var ki. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bazılarına göre hadis-i şerif, bazılarına göre kelam-ı kibar. İyyâkum vel kibra, kibirden, kendi kendini üstün görme, büyük görmeden sizi sakındırırım. Fe inne iblise hamalehu el kibru ala ella yescude li âdem. Çünkü diyor, kibir ne yaptı? Şeytanı ben Adem'den daha üstünüm dediğinden dolayı ben dediğinden dolayı diyor, sırf o kibirinden dolayı ne yaptı? Allah-u Teala onu huzurundan kovdu. En büyük hastalıklardan biri neymiş arkadaşlar? Kibir. Yani Allah-u Teala'nın huzurundan belki de secde etmediğinden dolayı değil, işte büyük hastalık olan kibir ben demesinden dolayı. Siz de toplum içindesiniz. Hiçbir zaman ya işte ben şöyle ettim, ben böyle ettim, ben bu lafı aman ha aman kullanmayın. Allah-u Teala'nın hoşlanmadığı bir kelime. İkincisi ve iyyâkum vel hırsâ, hırstan da açgözlülükten de sizi sakındırırım ki fe inne âdeme hamelehu el hirsu alâ en âkule mineşşecereti. Adem aleyhisselam'da Allah-u Teala Adem aleyhisselam'a ne dedi? Gir ve sen aileniz ve cennette kalın. Şeytan geldi, ne yaptı? Ondan oynamaya başladı. Ne dedi? Ya bak şu ağaçtan yersen burada ebedi kalırsın. Halbuki Allah-u Teala zaten Adem aleyhisselam orada ebedi koyacak. Ama şeytanın o lafına uyarak ne yaptı? Orada sırf kalmak hırsıyla, orada sırf kalma hırsıyla o ağaçtan yediği zaman diyor, ne yaptı? O da cennetten yeryüzüne, dünyaya atılmış oldu. Ve iyyâkum vel hasede, asıl konumuzla ilgili olan haset, yani kıskançlık, çekememezlik. Bir insanı işte güzelliğinden, zenginliğinden, işinden, gücünden, herhangi bir şeyinden dolayı kıskanması ya. Fe inne ibne Adem'e inneme katele ahaduhuma sahibahu haseden. İşte diyor, Adem Aleyhisselam'ın oğullarından biri Kabil, Habil'i niçin öldürdü? Çekememezlik yaptığından dolayı öldürdü. Öldüren kim? Kabil. Ölen kim? Habil. Ne diye öldürdü? Allah-u Teala senin
vermiş olduğun sadakayı nasıl kabul eder de benimkini kabul etmez. Ben de seni öldürürüm. La aftulennek diyor. Habil ne diyordu? Le in basatte ileyye yedeke li taktuleni ma ana bi basitin ileyke. Eğer sen beni öldürmek için elini uzatsan ben sana elimi uzatmayacağım kardeşim diyordu ya. Ne oldu? Sonra Kabil Habil'i öldürdü. Sırf neden? Kıskançlıktan dolayı. Hasetten dolayı. O zaman Habil direkt gideceği yer cennet oldu. Kabil de hemen katil olmuş oldu. Hemen de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle kim kıyamete kadar bir adam öldürürse o günahtan illaki Kabil'e bir tane var ya. Kıyamete kadar öldürülenlere. Ondan dolayı haset çok büyük bir hastalık. Ve kâle ba'duhum, bazıları demiş ki el hasidu cahidun, hasetçi cahid inkarcıdır ya. لِأَنَّهُ لَا يَرْضَى بِقَضَاءِ الْوَاحِدِ. Çünkü Allah-u Teala'nın vermesine razı olmuyor demektir. Allah-u Teala filancaya güzel bir ev vermiş, filancaya güzel bir araba vermiş, filancaya güzel bir şekil vermiş, filancaya boy vermiş, endam vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Herhangi bir şeyden dolayı ya işte ona nasıl verir de bana vermez, o nasıl olur da bende olmaz, onda şu olur da bende olmaz diye hep haset ediyor. İşte diyor, büyükler demişler ki bu hasetçi kişi inkarcıdır ya. Yani. Neyi inkar eder? Allah'ın taksimatına razı olmuyor ya. Yani. Malı veren kim ya? Allah. Malı alan kim? Allah. O ona verdiğinden dolayı Allah'ın taksimatından bir türlü razı değil. Onun için denilmiş ki el hasudu la yasud. Hasetçi kişi hiçbir zaman hiçbir kimsenin yanında kıymeti, değeri olmaz ya. Hiç değeri olmaz kimsenin. Hiç şerefi olmaz ya. وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Allah-u Teala En'am suresi, A'raf suresi ayet 33'te buyuruyor ki Allah-u Teala açıktan ve gizliden işlenen günahların her hepsini ne yaptı? Haram kıldı yani. Fuhuşa. Bütün fuhuş şeyleri açıktan da işlese, günah gizli de işlese her hepsini ne yaptı? Haram kıldı. Onlardan bir tane neydi demişler ki o mevbatan, yani gizli olanlar neyi? İşte kalbi hastalık olan haset ya. Hasetten dolayı ne olur kişi? Hesaba çekilir ya. Yine bazı kitaplarda geçmiş ki el hasidu aduu ni'meti. Hasetçi kişi benim nimetlerimin düşmanıdır demiş ya Allah-u Teala. Benim nimetlerimin düşmanıdır. Vakile denilmiş ki eferul hasedi yetebeyyenu fike kable en yetebeyyene fi aduvik. Hasetçinin hasedi daha düşmanda ortaya çıkmadan hasetçi de ortaya çıkar ya. Hasetçi de ortaya çıkar. Niye? Çünkü kalbi sıkışmaya başlar, daralır, sıkıntı eder, has şekeri düşer, şeyi bir türlü hastalık çıkar adamda ya. Çünkü damar kalp yerinde duramıyor, sıkışıyor yani. Nasıl onda olur? Nasıl ona gelmiş? Nasıl böyle olacak? Bende niye yok? Çatlar yani olduğu yerde. Bir de bakarsın ki bir türlü adamda kalp çıkmış, ondan sonra şeker çıkmış, tansiyon çıkmış. Niye adam duramıyor içerideki hastalık ya? وقال الأسمعي أسمعي demiş ki رأيت أعرابيا أتى عليه 120 سنة. Bir adam gördüm. O adam baktım ki 120 yaşında. Dedim ki diyor fakultu ma atvel umruk, ya senin ömrünü uzatan şey ne? Yani herkes 60 70 bilemedin 80'de ölürken sen nasıl oldu da 120 yaşadın? Fakale teraktul hasede fabaqit. Umarak demiş ki hasedi terk ettim. Hiçbir hastalığım olmadı. Adam bakıyorsun haset ede de gürpeden kalp krizinden gitmiş ya. Ve fi ba'd el asar
İnne fissemâil hâmiseti meleken yemurru bihi amelu abdin lehu dav'un kerav'işşems. Beşinci kat semada her kat yedi kat sema var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem miraca çıkarken bu her kat semada ne yaptı? Tek tek geçti. Cebrail aleyhisselam'a beraber yani. Beşinci kat semada da diyor. Bazı kitaplarda geçmiş. Bir melek var ki o meleğin görevi gelen amelleri kontrol eder. Gelen amelleri kontrol eder. فَيَقُولُ قِفْ Melek amel getirdiği zaman der ki dur der. فَاَنَ مَلَكُ الْحَسَدِ اُطْرِبْ بِهِ وَجْحَ صَاحِبِهِ Ben diyor haset hastalığıyla görevli melekim ya. Eğer bir ibadette, bir taatte, bir kişinin amelinde haset varsa bu diyor hasede bu amelini al götür bu kişinin yüzüne çarp derler diye. Çünkü bunda haset var ya. Bunu götür yüzüne çarp der diyor melek. Beşinci kat semadan ne olur diyor? Geri döndürür. Fe innehu hasib diyor. Fe innehu hasib. Ve kâle Muaviyetu radıyallahu anh. Hazreti Muaviye Efendimiz demiş ki Allah'ın inşallah cümlemizin şefaatine nail eylesin. Kullu insanin akdir ala en urdiyahu illel hasib. Bütün insanları razı ederim demiş. Kim diyor? Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Herkesi razı ederim. Ne istiyorsun? Mal mı? Al sana mal. Sen ne istiyorsun? Mülk mü? Al sana mülk. Sen ne istiyorsun? Para mı? Al sana. Sen ne istiyorsun? Ev. Herkesi. Veya sen ne istiyorsun? İlim. Al sana ilim. Herkesi razı ederim ama diyor. Ancak diyor hasetçi kişiyi razı edemem diyor. Niye? فَاِنَّهُ لَا يُرْضِيهِ اِلَّا زَوَرًا Çünkü diyor o işte bir kitabı var, adamın bir arabası var. Karşıda bir araba var. Kendi de bir araba aldı. Olmaz. Kendinde varsa onda gitmesi gerekiyor. Onda da nasıl olur? Onda olmaması gerek. Bende olan. İşte diyor, karşıdaki kişinin nimetin gitmesini ister. Ondan dolayı hasetçiyi bir türlü razı edemem diyor. Nelere versen? Hazreti Ömer İbni Abdülaziz demiş ki مَا رَأَيْتُ ظَالِمًا اَشْبَهَ بِمَظْلُومٍ مِنَ الْحَاسِدِ Zalim olduğu halde zalim olduğu halde mazluma benzemeyi başaran hasetçi kadar görmedim diyor. Hemen ne? Zalim heminden mazluma benzemeye çalışıyordu. Gammun daimun ve nefsun mutetabeun. O kişinin içinde nedir diyor? Her zaman bir gam, bir keder var. Ve her zaman nefsini çekip çekip, içini çekip çekip oturur diyor. Ah şu, şu acel olsa, ah bu beyl olsa, ah şu şeyl olsa diye içini çekip çekip oturur ama eline de bir türlü geçmez diyor. وَقِيلَ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَاسِدِ Hasetçi kişinin alameti neymiş arkadaşlar? Üç tane alameti varmış. Bunları iyi dinleyin. Kimde bu hastalık varsa bu hastalıkları terk etmeye gayret edin. Çünkü hasetçi kişinin Allah yanında kıymeti değeri yoktur. Birincisi اَنْ يَتَمَلَّقَ اِذَا شَهِدَ Haset ettiği kişiyi gördüğü zaman hemen ona yağcılık yapar. Kırk takla atar. Haset ettiği kişiyi gördüğü zaman hemen ona yağcılık yap. Sende bu hastalık varsa buna dikkat et kardeş. İkincisi وَيَغْتَابَ اِذَا غَابَ Eğer o haset ettiği kişi hazırda yoksa onun gıybetini yapar devam. Ya işte o adam şeyle, o adam böyle, o şeyle, onun hasret, hep gıybetini yapar. Ama gördüğü zaman da ona sana yağcılık yapar. Üçüncüsü de diyor وَيُشَمِّتَ بِالْمُصِيبَةِ اِذَا نَزَلَتْ Karşısına o haset ettiği kişinin başına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman oh oh derdiğini yapar, sevinir diye. Bu üç tane hastalık arkadaşlar. Eğer bu üç hastalık kimde varsa ne yapsın? Kendine dikkat etsin. Haset hastalığı kimde varsa kendine dikkat etsin. وَقَالَ مَعَوِيَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْسَ فِي خِلَالِ الشَّرِّ خَلَّةٌ اَعْدَلَ مِنَ الْحَاسِدِ يَقْتُلُ الْحَاسِدَ غَمَّنْ قَبْلَ الْمَحْسُودُ Kötü ahlaklılar içinde diyor, hasetten daha adaletli bir şey yok.
kötü ahlaklar için hasetten daha adetli bir hastalık yok. Çünkü diyor yaptırılan hasile dammen qablel mahsuli. Yani haset edileni daha öldürmeden, sıkıntıya düşürmeden önce haset eden kendi kendini yer bitirir, kendini kendini öldürür diyor. Hasetten daha adetli bir hastalık yok. Karşıda ne yapar? Kendi kendini, sahibini yer bitirir. وقيل أوحى الله تعالى إلى سيدنا ابن سليمان ابن داود عليهما السلام أوصيك بسبعة أشياء. سليمان الله تعالى سليمان عليه السلام demiş ki sana 7 tane şeyi vasiyet ediyor. Kim vasiyet ediyor gençler? Allah تعالى. Kime? Süleyman Aleyhisselam. Tamam mı? Bir neymiş? لَا تَغْتَابَنَّ صَالِحَ عَبْدِي. Salih kullarımdan hiç kimseye haset etme diyor. Allah-u Teala bizzat ne yapıyor? Süleyman Aleyhisselam'a vahiy ediyor. وَلَا تَحْسُدَنْ Hiç kimsenin gıybetini yapma. Birincisi. وَلَا تَحْسُدَنَّ اَحَدَمْ مِنْ عِبَادِي Ve kullarımdan hiç kimsenin de hiç kimseye de haset etme diyor. O zaman فَقَالَ Süleyman Aleyhisselam يَا رَبِّي حَسْبِي Süleyman Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi yeter yani. Bu iki tanesi bile yeter yani bana. Geri kalan 5 tanesini de söyletmiş olsaydı sonra öğrenmiş olurduk. Kitaplara baktım başka rivayetlerde başka bir yerlerde var mı diye ama bulamadım arkadaşlar. Bulursam inşallah yine de söyleyeyim size. Vakıyla rivayet olmuş ki Musa aleyhisselam raculen indel arşi fagabatahu Musa aleyhisselam arşın yanında bir adamı görmüş ve ona gıpta etmiş. Ya Rabbi bu adam nasıl bir adam? Ne güzel bir adam. Diye gıpta ediyor Musa Aleyhisselam. Kime arşın yanında görmüş olduğu bir adam. فَقَالَ مَا صِفَتُهُ Allah-u Teala demiş ki ya Rabbi bu adamın sıfatı ne? Gıpta edilecek kadar Musa Aleyhisselam'ın bile gıpta ettiği adamın sıfatı neymiş arkadaşlar bakın. Allah'ın peygamberi. Ulul azim olan peygamberlerden biri o da. Ulul azim olan peygamberlerden biri o da. Ne diyor? فَقِيلَ كَانَ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Kullarımdan kime ne verdiysem onu hiçbir zaman haset etmez. Malın sahibi de Allah, mülkün sahibi de Allah. Kim dilediğine verir, dilediğine vermez. Hani her gün biz girdiğimizde ne var arkadaşlar? Âl-i İmran suresinde قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Ne diyor Allah-u Teala? Nedir? Mülkün sahibi Allah-u Teala. Nasıl mülkün sahibi? Tü'til mülke men teşâ ve tunze tenziyon. Allah-u Teala mülkü istediğine verir, istediğinden de alır. Mülkün sahibi kimmiş? Allah-u Teala. Sen istediğin kadar haset et. Haset ettikçe daha kendine geleceği engellemiş olursun. Haset ettikçe kendi kendini daha rahatsız etmiş olursun. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u. Allah-u Teala dilediğini izzet, şeref sahibi, makam sahibi yapar, dilediğini de zillet, makamsız, haysiyetsiz eder. Malın sahibi, mülkün sahibi, izzeti veren, şerefi veren, zilleti veren kimmiş? Allah-u Teala'ymış. Onun için Müslüman ne yapsın? Hiç boşuna haset etmesin. وَقِيلَ اِذَا اَرَدَّ اَنْ تُسْلِمَ مِنَ الْحَاسِدِ Hasetçi kişiden emin olman istersen demişler. Hasetçi kişi emin olman istersen فَرَبِّسْ عَلَيْهِ اَمْرَكَ Yani eline geçen her şeyi gösterme, her şeyi söyleme, gizle biraz. Bazı zaman daha ne var? Göz var ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göz var, nazar var ya. Ne yapar nazar? Kişiyi mezara, deveyi de kazana gindirir, kazana girdirir. Onun için hasetçi olduğu zaman hasetçiden ne yapmak gerekmiş? Hadi malını insanın şeyini Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri gizlemesi gerekmiş ki ta ki hasetçinin hasedine düşmesin yani.
وَقِيلَ denilmiş ki اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُسَلِّتَ عَلَى عَبْدٍ عَدُوًا لَا يَرْحَمُهُ Allah-u Teala bir kişiye acımayacak bir düşman düşürürse سَلَّتَ عَلَيْهِ حَاسِتَهُ ona bir hasetçiyi düşürür diyor. Allah-u Teala bir kişiye acımayacak bir düşman düşürürse, yani bir düşman var ki acıyan bir düşman, merhamet eden, ama bir düşman var ki hiç acımayan, merhamet etmeyen. İşte diyor Allah-u Teala kendisine acımayan birisine musallat etmek istediği zaman ne yapar diyor? Düşmanına hasetçiyi ne yapar? Musallat eder. O kişi hasetçi eline geldiği zaman onun canını alınaya kadar, parça edinceye kadar, bütün iflas ettirene kadar ne yapar? Onun malının, şerefinin, izzetinin yok olması için çalışır, gayret eder. Allah'ım inşallah cümlemizi bu kötü ahlaktan muhafaza eylesin. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhafazeteyn duasını. Hanımlar, yani çocuklar nazar değerse, çocuklara göz değerse felak nasıl bol bol çocuklarınıza okuyun. Bir yere girerken, bir yerden çıkarken, bir misafirliğe götürürken felak nasıl illaki okuyun ki وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Hasetçi kişinin şerrinden Allah'a sığınmış olun. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ